2023 Tayfa hepinize merhaba. Mesleği 2023 geride kaldı. YKS 2023'te sorular benzer mi? Zorluk seviyesi ne olur? Çıkmış sorulardan hareketle sıcağı sıcağına bir sınavdan sonraki o sorulardan hareketle bunu yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve arada sınavdan bir gün önce yayınladığım o videoya atıfta bulunacağım. Çünkü orada söylediğim birçok şey çıktı arkadaşlar. YKS 2023'ten önce de bütün analizlerim, bilgilerim sizlerde olacak. Lütfen takipte kalın. Toplam soru sayısı Türkçe'de dil bilgisi soru sayısı 12 taneydi arkadaşlar. Ne demiştik? Ben 10 civarı, 11-12 de olabilir demiştim. Dil bilgisi sayısı bekliyorum, soru sayısı bekliyorum demiştim. Hatta yorumlara hocam o kadar olur mu diye yorumlar gelmişti arkadaşlar. Ama YKS ve MSÜ'nün en büyük farkı belki de bu. Dil bilgisi soru sayısı YKS'de son yıllarda 5-6 tane karma ve biraz daha zor sorular olurken MSÜ'de yaklaşık 11-12 soru görüyoruz ve tek tip sorular görüyoruz. Yani ne demek bu? Sıfatla ilgili bir soru, efendim zarfla ilgili bir soru. Bunun için soru sayısı artıyor. Noktalamadan 3 tane soru geldi. Her sene hemen hemen 2 soru geliyordu arkadaşlar. Sorular zor muydu noktalama soruları? Bence birisi hariç gayet kolay sorulardı diye düşünüyorum. YKS'de biraz daha zorlayıcı soru bekliyorum, açık söyleyeyim arkadaşlar. Yazım yanlış sorusu, büyük harflerin kullanımı, biz yine o videoda demiştik, ayrı bitişik yazımlar bir tane, büyük harflerin kullanımı bir tane gelir demiştik. Tam da öyle oldu arkadaşlar. Dünya kelimesini sordular. Dünya gezegen anlamı dışında kullanılmıştı, büyük yazılmıştı. Bu doğru cevaptı arkadaşlar. Yine yazım kurallarında kanalımda attığım, özellikle sonunda dı di du di olanlarla ilgili, bunların kalıplaşmış olmasıyla ilgili bir soru vardı ki, kanalımızı izleyenler o soruyu doğru yapmıştır. Çekti gitti kelimesi vardı, yani yanlış olan. Orada arkadaşlar bir kalıplaşmışlık yoktu. Çekti gitti. Yanlış yazılmıştı. Sözcük türü yine karma bir soru vardı arkadaşlar. Zarfla ilgili bir önemli bir soruydu bence. Yine kanalımızda durumda paylaştığımız bir soruyla alakalıydı. En kelimesini sormuştu. İşte en güzel ev. Burada sıfatı derecelendirdiği için bu bir zarftı arkadaşlar. Yine sıfatlardan tek tip soru bekliyorum demiştim. Özellikle sıfatlarla ilgili soru bekliyorum demiştim ki sıfatlarla ilgili tek tip bir soru geldi. Yani hangi sıfat örneği yoktur gibisinden bir bence kolay bir soruydu arkadaşlar. Öge sorusu, iki tane öge sorumuz vardı. Bence zor muydu? Kolaydı. Biz daha çok YKS 2023'te isim tamlamalarıyla bağlantılı bir soru bekliyoruz. O biraz daha iki bilgi girdiği için içine öğrenciler zorlanabiliyor ki burada öyle bir soru yoktu. Normal sıralama tarzı bir soruydu. Bence kolay bir soruydu ama dikkat etmeniz gereken burada kelime gruplarını ayırmamanız gerektiğiydi ki bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Ses olayı sorusu bir tane geldi. İlginçtir ki MSÜ 2023'te hiçbir zaman yumuşama ve benzeşme cevap olmamıştı. Bu sefer cevap olmadı yine ama soruda sordu arkadaşlar. Hangisinde hem yumuşama hem benzeşme vardır şeklinde soru geldi. Ki yine Özgürce Türkçe YouTube kanalımızda daha dün olsa gerek çarptığında ettiğinde o yumuşamaya dikkat çekmiştim. Sıfat fiil ekinin özellikle dıktik ekinin yumuşamış haline ve dığında bunlara dikkat edin demiştim arkadaşlar. İyelik eki sorusu vardı ki zaten hep söylüyoruz. Belirtme hal eki, iyelik eki farkı. Yine böyle bir soru vardı. Bence en zorlanan soru bu olabilir. Çünkü iyelik ekleri ve belirtme hal ekleri karıştırılıyor. Bundan sonra taktikler gelecek. Fiilimsi sorusu yine fiilimsi sorusu bekliyorum demiştim ki bir iki gün önce çekimli fiil, fiilimsi farkını sorarlar demiştim. Taktiğini de söylemiştim. Bırakılacak kelimesiydi cevap arkadaşlar. Oraya daha bir gün önceki taktiğimizi uygulayabilirdiniz. Sonuna tı getirebilirdiniz. Mesela bırakılacaktı, uyumlu oluyorsa bu bir çekimli fiildir. Fiilimsi değildir. İşte dil bilgi soruları böyleydi arkadaşlar. YKS'de nasıl olur? Soru sayısı biraz az olur. Zorluk seviyesi de yüksek olur arkadaşlar. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Paragraf soruları hemen hemen paralel olabilir ama dil bilgi sorularında soru sayısı azlığı bakımından ve zorluk seviyesi açısından zor sorular olabilir diyorum. Hakkımız hayırlı olsun. Yaklaşık 2 ay sonra sınav öncesi yine tahminlerimiz sizlerle olacak. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Ben Mantıkçı Hoca, analizi severim. Analizlerim her zaman doğru sonuçlar verir. Bunu tekrar görmüş olduk. Yine de göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.